Okudukça programında bu hafta akademisyen yazar Turgül Tomgüzehan ile yeni kitabını konuşuyoruz. Ada Karanlığı ismini verdiği bu kitap, 1999-2008 yılları arasında yaşanan gerçek olaylardan esinlenilerek kaleme alındı. Kıbrıs Türk'ünün, bu ülkede yaşayan insanların daha güzel bir gelecek kurabilmesi ümidiyle bu kitabı kaleme aldım. Bir kurgu roman niteliğindeki bu kitap, KKTC, Türkiye ve Güney Kıbrıs'ta yayımlanan haberler ile KKTC mahkemelerine yansıyan istinaf dosyalarındaki karar tutanaklarını temel alarak oluşturuldu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tabii bu ilk kitabınız değil, bugün Ada Karanlığı'nı konuşmak üzere bir araya geldik ama daha önce de yazdığınız bir romanınız var. Ben şöyle başlamak istiyorum. Gerek mesleğiniz, gerek akademik kariyerinizden yola çıkarak nasıl oldu da edebiyata ve yazmaya yöneldiniz? Yazmak benim için çocukluğumdan beri hep bir tutkuydu. Bu tutkuyu kaleme dökmek ise uzun süredir fırsatını aradığım bir zaman aralığı içerisinde gerçekleştiğim bir olaydı. Gerçekleştirdim. Yazmaya da devam ediyorum. Evet, peki birazcık ilk romandan bahsedelim. Sonra bugüne geleceğim. Hı hı. Sırlar Adası ilk roman, ilk çocuk. Onun bende çok ayrı bir yeri var. O her zaman için ifade ettiğim ölçekte Sırlar Adası benim için Kıbrıs sevdası demek. Kıbrıs sevdası derken gerçek anlamda içinde yaşadığım bu toprağa, bağrından çıktığım bu vatana karşı bir vefa borcu gibi değerlendirebilirsiniz. Sırlar Adası'nın içeriğinde 1571'den başlayıp günümüze kadar uzanan tarihsel bir sürecin aktarılması var. Ama kitap bir tarih kitabı değil. Kitapta iki ana kahraman var. Kıbrıs ve Barnabas İncil'i. Barnabas İncil'i bana sorarsanız ezoterik anlamda Kıbrıs'ın en önemli unsurlarından bir tanesi. Onu hayata geçirmek, onunla ilgili hikayeyle Kıbrıs'ı bütünleştirmek, bunu yaparken de Kıbrıs'taki yaşanmış olan süreçleri anlatabilmek benim için bir hedefti. Tabii bunun oluşabilmesi için çok uzun metrajlı bir çalışma gerekti. Özellikle Kıbrıs efsaneleri, Kıbrıs mitolojisi, Kıbrıs tarihi, bunu çalışırken Türk tarihi çalışmak durumunda kalmak zorunda kalacağımız bir süreçti. Uzun bir araştırma, uzun bir yazım sürecinin geçirdiğim bir dönemdi. Ve Sırlar Adası adaya armağan edebileceğim değerli bir eser olarak düşünüyorum. Evet, oldukça fazla okundu ve ilgi görmüştü çıktığı zaman da hatırlıyorum. Halen de görmeye devam ediyoruz. Evet, ben de okumuştum. Gayet farklı ve keyifli bir kitaptı. Teşekkürler. Şimdi bu kez Ada Karanlığı ismini verdiğiniz, aslında yine birazcık roman olarak ifade ettiğiniz bir kitap yayımladınız kısa bir süre önce. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Böyle özellikle roman tarzına ya da birazcık kurguyla gerçeği karıştırmanın özel bir nedeni var mı? Elbette ki var. Gerçeklikten tam manasıyla koptuğumuzda, tamamen kurgusal veya hayal ürünü bir şeyler yarattığınızda, evet, bir çeşit okunurluk yaratabilirsiniz ama insanların kalbine, dokusuna, duygularına bana göre tam manasıyla ulaşamazsınız. Fantastik romanlar yazmıyorum veya hayal ürünü işte uzay yolculuğu yazmıyorum. Ben gerçek hayatın içerisindeki olayları aktarmaya çalışırım. Tabii bunu aktarırken bu akademik bir çalışma olarak yapmıyorum bunu. Yapabilir miyim? Evet, ama insanların okunurluğu artırabilmek, insanlara ulaşabilmek, insanların kendinden daha fazla bir şeyleri bulabileceği bir dili kullanmaya çalışıyorum. Bu da biraz roman tarzı, biraz araştırma, biraz anı, biraz insanların kendi hikayelerinden parçalar katarak süslediğinizde insana ulaşabileceğimi düşündüğüm farklı bir tarz olarak ortaya çıkan bir çalışma olarak değerlendirdim ben bunu. Ve bu şekilde de yazmaya devam etmeyi düşünürüm. Yani bu elinizdeki kitap veya Sırlar Adası belgesel şeklinde yazılabilir miydi? Evet, yazılabilirdi. Ama bir belgeseli kitaplaştırarak yazmanın okunurluğu bana sorarsanız çok daha sıkıcı olur. Ya da insanları daha fazla yorar. Ya da sadece ilgi alanı olanları çeker. Ama
bir şeyleri harmanlayarak kattığınızda, vermek istediklerinizi hep beraber farklı unsurlarla verdiğinizde bence çok daha insanlara ulaşabilecek bir yazım tekniğidir diye düşünüyorum. Doğru, çok haklısınız. Şimdi elimdeki kitap aslında gerçek unsurlarında içerisinde yer aldığı kurgu karakterlerle ilerleyen bir kitap. Zaten belirtiyorsunuz siz de girişinde ki 1999-2008 yılları arasında yaşanan bazı olaylar, cinayetler, bombalamalar, toplumsal olaylar, tüm bunlar, bu unsurların da yer aldığını, hatta bunların mahkeme tutanakları, istinaf kararlarından da yararlanarak, bilgiler alarak kaleme aldığınızı söylüyorsunuz. Ben merak ediyorum, neden bunları anlatma ihtiyacı hissettiniz? Birkaç nedeni var. Bir tanesi sosyolojik bir sorunumuzdur. Biz Kıbrıslı Türkler kendimizi elit bir grup mu diyeyim, yoksa daha farklı bir ifadeyle sanki hiçbir hata yapmayan, işte kusursuz bir ırk mı olarak görürük. Bu algı vardır. İşte bir hırsızlık olduğunda veya ne bileyim bir kötü bir olay olduğunda hepimizin algısı ilk olarak olay etnik bakmaktır. İşte nereliydi, kimiydi, nereden geldiydi. Sanki biz bu suçları hiç işlemiyormuşuz gibi. Sanki biz bir deyim vardır, sütten çıkmış ak kaşıkmışız gibi. Öyle bir şey yok. Biz de dünyanın diğer yerinde yaşayan herhangi bir insan grubu gibi sevebilen, üzülebilen, ağlayabilen, suç işleyebilen, suçla mücadele edebilen, iyi insanların olduğu, kötü insanların olduğu, yanlış işlere sürüklenebilen ve hata yapabilen insanlarız. Bunu anlatmak istedim. Yani biz, bir tanesi bu. Biz olağanüstü insanlar değiliz, sıradan insanlarız. Bu kötü bir şey değildir. Bu doğru olan bir şeydir. Evet. Ve güzel olan bir şeydir. Bu olaylar güzeldir anlamında söylemiyorum kitaptaki. Bu gerçekliklerimizi kendimize söyleyerek yapılan hataları bir şekilde demin anlattığım usulde kaleme aldığınızda bir daha aynı hataların yapılmaması için, aynı acıların yaşanmaması için insanların hafızasında bir bilinç oluşturursunuz. Bu ülkede Sayın Başbakan'a söylediğimde, kitabı takdim ettiğimde bana aynı soruyu sordu, niye bu kitabı yazdın diye. Kendisine dedim ki, Sayın Başbakanım, bu ülkede iki başbakan bombalandı. Biri Sayın Dervişeroğlu, diğeri Sayın Mehmet Ali Talat. Üçüncüsünün bombalanmayacağını kim garanti edebilir? Siz de başbakansınız dedim ve sizi de bombalayabilirler. Şaşırdı, dedi nasıl yani? Evet. Dervişeroğlu bombalanmayı bekler miydi veya Sayın Mehmet Ali Talat bombalanmayı bekler miydi? Ama bunlar oldu bu ülkede. Bu gerçekliği hasır altı edip olmamış gibi yaşayamayız. Bunu bileceğiz, ona göre tedbirimizi alacağız, ona göre güvenlik sistemimizi geliştireceğiz ve ona göre bir takım adımlar atacağız. Şimdi bu toplumsal hafızadan bunları sildiğiniz anda, Allah göstermesin, tekrardan ya başbakanımız, ya bir bakanımız, ya bir parti binamız tekrardan bombalanabilir. Bunlar oldu. Bu ülkede neredeyse bombalanmayan parti binası yoktur. Bir ülkede şiddetin fiili anlamda sokağa dökülmesi öncelikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasası'nın ihlalidir. Bugün her siyasi parti bu ülkenin demokrasisinin, bu ülkenin insanının garantisidir. Bugün bu siyasi partiler veya iradeler, siyasetçi olarak konuşmuyorum, bir akademisyen olarak konuşuyorum, bir takım şer güçlerin veya kendi art niyetli fikirli insanların baskısı altında esir edilirse siz özgür olamazsınız. Bu yaptığınız programı yapamazsınız. Ben kitap yazamam. O yüzden bu yaşanmış olan süreçleri toplumsal hafızada canlı tutmak gerektiğine inanırım. Bu yüzden bu gerçekliklerden ilham alınarak bu kitaplar, bu kitap kaleme alındı diyebilirim. Evet, tabii bütün bunları hem bir geçmişi değerlendirirken, bunları okurken hem de birazcık toplumsal eleştirilerde de bulunuyorsunuz aslında. Sadece tek yönlü bir değerlendirme yok bu kitapta. Evet, tek yönlü bir değerlendirme yok. Ben hiçbir tarafın
unsuru değilim. Bir tarafa daha yakını, bir tarafa daha uzun değil. Bu ülkede sorunlar hepimizin sorunudur. Bu ülkede problemler hepimizin problemidir. Ben bir polis kimliğine sahip bir insanım. Halen daha da aktif olarak görevimi icra ederim ve en iyi şekilde de yapmak için yemin etmiş bir insanım. Siyasetçi değilim ama sahip olduğum vazife ve görev bilinci içerisinde her şeyin daha güzel olabilmesi için bir takım çarpıklıkları dile getirmek görevim olduğunu inanırım. Tabii bu birilerini doğrudan hedef alacak şekilde değildir. Sosyolojik ve toplumsal ve akademik anlamda bir usulle güzellikleri belirtmeye çalışırım. En basiti kitapta bir yerde geçirdim. Dağımıza, bahçelerimize döktüğümüz moloz yığınları bizim sorunumuzdur. Bu ülkeyi seven insanların, bu ülkeyi vatan bilen insanların, yurtsever veya vatansever diye geçen insanların böyle bir ihaneti nasıl yaptığını mantığım bir türlü almıyor. Bunu yazdığım için de gayet mutluyum. Aslında böyle bir kitap yazmak genelde sizin mesleğinizi düşündüğümde emekli olduktan sonra yapılan şeylerdir. Siz mesleğinizi icra ederken bu kitabı yazmış olmanız hiç böyle çekinceleriniz olmadı mı acaba? Bazı kişiler üstüne alabilir, bilmiyorum, sizi hedef gösterebilir veya mesleki açıdan sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Şu şekilde, ben bu kitabı veya bir öncekini kaleme alırken birinci düşündüğüm şey, kaybedecek zamanımız yoktur. Çok hızlı geçer zaman. Bir takım şeyleri dile getirmek için 60 yaşını beklerseniz çok geçtir. Elimizdeki enerji, güç varken, üretebileceğimiz imkan varken bunu yapmamız gerekir. Kaldı ki mesleki anlamda polisiye olarak bir teşkilatımın düşüncesi şeklinde konuşmuyorum. Kendi düşüncem şeklinde konuşuyorum. Polisiye anlamda ben bir kere bu kitabı okuyan her polis arkadaşıma muhteşem bir referans bıraktım. Bu kitap elinizde tuttuğunuzda içindeki kurgu kısmını ayırt eden kişi için bir istihbarat analizidir. Bir istihbarat notudur. 1998'den 2008'e kadar olan, 99'dan 2008'e kadar olan dönemi analiz eden bir çalışmadır. Her polisin bunu bilmesi gerekir. Bugünü anlamak için dünü bilmek gerekir. Bana sorarsanız polisi anlamında, polis örgütü için düşünüyorsanız muhteşem bir katkı sağlamış durumdayım. Ki bunu gerçekten de yaptım bugüne kadar. Şu an kitap yayınlandığından beri sağ olsun herhangi bir düşündüğünüz anlamda kötü eleştiri gelmemiştir. Aksine takdir edici ifadelerle karşılanmıştır. Kaldı ki kitabın içeriğinde vurgulanan çarpıklıklar veya vurgulanan yanlışlıklar ülkenin sorunudur. Bu ülkenin sorunlarını dile getirmek suçsa hepimizi suçlasınlar. Yalnız beni değil, o çarpıklıkları yapanları da suçlasınlar diye bir düşünceyle hareket ettim. Tabii bu bana kimseye karşı kendimi siper veya işte süper kahramanım diye bir iddiam da yok. Ben yasal çerçevede bana verilen yetki, anayasal kitap yazma hakkı gibi unsurlardan faydalanarak Kıbrıs Türk'ünün, bu ülkede yaşayan insanların daha güzel bir gelecek kurabilmesi ümidiyle bu kitabı kaleme aldım. Bu kitapta evet taraflar var. Bu kitabın hiç herhangi bir tarafının ne savunucusuyum ne de kötüleyicisiyim. Ben olaylara objektif bakmaya çalıştım. Ve kaldı ki söylediğim bir şey vardı. Kıbrıs'ın kitaptaki ana hikaye üstünden gidecek olursak, bu insanlar gerçek insanlara ilham alındı. Ve benim için herkes mağdurdur. Bugün cezaevine giden, tutuklanan, yatan kişi de mağdurdur. Ailesini kaybeden de mağdurdur. Aynı zamanda onların çocukları da mağdurdur. Bu mağduriyeti bir daha yaşamayalım. Benim derdim budur. Cesaret konusu eğer söz konusuysa, evet, bu ülkede korkaklık yapma lüksümüz yoktur. Evet, tabii burada bazı karakterler var.
onlardan yola çıkarak anlatılan bir hikaye var. Toplumsal olaylar var. O dönemde hepimizin bildiği, yaşadığı olaylar var. Bir anlam planı süreci var. Zaten o dönem kendi içinde aslında çok farklı dinamikleri barındıran bir tarihten bahsediyoruz. Tüm bunların içinde bir de polis müfettişi karakteri var. Ve ben okurken öyle hissettim ki birazcık o karakteri sanki kendinizden de esinlenerek yaratıp kitaba yerleştirdiğiniz gibi. Doğrudur. Turgut Tarhan karakterini ilk yarattığım yer burası değil. Turgut Tarhan karakteri 2016'da Cannes Film Festivali'nde gösterime giren Yakın Doğu Üniversitesi'nin filmi olan Doktor Dilara filminde senaristler arasındaydım. Turgut Tarhan karakterini ilk o zaman yarattırdım. Oradaki polis karakteri yine kendimden ilham aldığım bir karakterdi. Anlatılan hikayede yaşanmış bir olay üzerinden yine kurgulanmıştı. Bu karakteri geliştirerek kitabın içerisine aktardığım doğrudur. En iyi gözlem yapabileceğiniz yer kendinizdir. Kendiniz üzerinden yaptığınız gözlem ve analizleri hikayelerle süsleyip kurgulaştırırsanız ilgi çekici, değişik bir unsur yakalarsınız. Bir strateji diyebilirsiniz buna, bir taktik diyebilirsiniz veya bir yazım unsuru diyebilirsiniz. Ama ben Turgut Tarhan karakterini yazmayı seviyorum. Peki kitabı okuyunca kendinden bir şey bulan veya bu karakterlerin içinde kendini gören birileri olup size ulaştılar mı? Evet, ulaştı. Ulaştı. Ağlayanlar oldu. Özellikle Turgut Tarhan karakterinin yaşadıklarının bir kısmını yaşamış emekli polis arkadaşlar telefonuna ulaştı. Ağlayan oldu. Benzerlerini biz de yaşadık gibi. Olayların mağdurları veya tarafları bana ulaştı. Olaylarda suç işlemiş insanlardan bir kısımları bana ulaştı. Hatta iyi ki bunları dile getirdin, başka çocuklar hata yapmasın, biz o zaman çok gençtik diyen oldu. Mutlaka. Evet. Peki şimdi sonuna geldiğimizde öyle görüyoruz ki olaylar bitmedi. Evet. Aslında olaylar da bitmiyor. Çünkü hayat devam ettikçe iyi şeylerde, kötü şeylerde, toplumsal olarak da, bireysel olarak da yaşamaya devam ediyoruz. Ve edeceğiz herhalde. Öyle görünüyor ki kitap da devam edecek. Evet. Kitap devam edecek. Kitabın ikinci bölümü var. Yazmaya devam ederim. Gerçi bu aralar pek vakit ayıramıyorum ama kitabın devamı işte 2008'den 2013-14 artık nerede dayanırsa o noktada devam edecek. Yine benzer evet, aynı usul, devamı. Aynı bir kısım karakterler tabii oyundan çıkar. Tabii. Zaten bu kitabı okuduğunuzda bu kitap kendi içerisinde bir bütünsellikle bitmekle beraber devamını hazırlayacak şekilde yazılmıştır. Yani kitabın sonunda trafik kazası geçiren karakter, bir sonraki aşamasının ne olacağı bir merak konusu şeklinde biter. Veya diğer ona abilik yapan karakterlerin tutumları. Bunlar zaten yaşamış olduğumuz ve basın üstünde de bildiğimiz konuların ilerletilerek devam ettireceği bir süreç olacak. Ama o kitapta birçoğunun devamında da birçoğumuzun sürpriz diyebileceği şeyler de bu kitapta olduğu gibi olacak. Evet, bu kitapta da bilmediğimiz farklı olayları ve farklı bakış açılarıyla fikir sahibi oluyoruz aslında. Ben teşekkür ediyorum böyle bir kitap kaleme aldığınız için. Ben teşekkür ederim. Ve okurları, toplumu aydınlatmaya çalıştığınız için. Buradan okurlarınıza söylemek istediğiniz bir şey var mı? Veya kitabı okumayanlara ya da okuyanlara, bilmiyorum artık. Okurlar derken ne kadar okurum, ne kadar okunmadığımı pek bilmiyorum. Gerçi Sırlararası gayet güzel bir satış yaptı. Bunun da ilgisi çok ciddi anlamda şu an devam etmektedir. Bu yüzden herkese teşekkür ederim. Okunurluğunu artırabilmek için her kitabın okunumunu artırmak için birbirimizi teşvik etmenizi öneririm. Şu anda benim gözlemlediğim en büyük sorun kitap okumaktan uzaklaşmış bir toplumuz. Kısa mesajlarla, sosyal medyadaki ifadelerle, gündelik kısa bilgilerle günümüzü geçiriyoruz.
ve aslında her şeyi bildiğimizi sanan ama dünyadan bir haber olmayan bir dönüşüme doğru giderek. Bu büyük bir sorundur. Bugün bir takım şeyleri bilmemiz gerekir. Gerek Kıbrıs tarihinin içeriğini bilmemiz gerektiği gibi, gerek bu bahsettiğim olayları bilmemiz gerektiği gibi, yakın çerçevede dönenleri de bilmemiz gerekir. Dünyayı anlayabilmek için en basit bu Doğu Akdeniz politikası, Mavi Vatan politikası. Her gün televizyonda duyduğumuz bir cümledir. Kim ne kadar bu konuya vakıftır? Türkiye Doğu Akdeniz'de ne yapıyor? Biz Kıbrıs'ta rolümüz nedir? Güney Kıbrıs niye Fransa'yla, Yunanistan Fransa'yla anlaşma içerisindedir? İngiliz niye bize göz kırpar? Bu coğrafyada bizim rolümüz nedir? Bunları bilebilmek için okumak gerekir. Bunu bugünü okuyarak anlayamıyorsunuz. Bunu Meis Adası'nın elde nasıl çıktığını bilmekle başlamak gerekir. Lozan'ı bilmekle anlamak gerekir. Ege'nin sorunlarını bilmekle anlamak gerekir. Kurtuluş Savaşı'nı bilmezseniz Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük zaferidir. Bugünkü Ege sorununun anlayamazsınız. Yani bu yüzden dünyayı anlamak istiyorsak, dünyayla kendimizi bütünleştirmek istiyorsak önce yakın çevremizi, sonra da daha geniş çevreyi, coğrafyayı, tarihi, felsefeyi okumamız gerektiğine inanırım. İnşallah da insanlar bu yönde tekrardan bir algı geliştirir ümidiyle. Evet, doğru söylüyorsunuz. Hala okunacak çok kitap ve öğrenilecek çok bilgi var aslında ve bunun sonu da yok. Yok, sonu yok. Ama en azından sonu yoktur diye bir adım atmayalım diye bir durum da yok. Tabii. Maalesef şu an benim gözlemlediğim çok geniş bir kitle üzerinde okuma yok. Ve bu maalesef üzücüdür. Üniversite öğrencileri de böyledir. Etrafımdaki bir takım polis arkadaşlar da böyledir. Doktorlarımızın bir kısmı da yani şey saymak istemiyorum. Kitle saymak. Toplumumuzun genelinde okuma kültürü şu anda iç derecesi bulunur. Evet, hayatın bir ucundan tutmak lazım. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bugün burada olduğunuz için ve kitabınızın detaylarını bizimle paylaştığınız için. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalıştım. Sağ olun.